52'den 53'e devre olukana yılbaşında evlendik bu ablanla. O zaman köyden 7 tanemin, kaç taneydi gelin Fatma be? 5 tane gelin çıktık bir günde. Evlendik, dedem rahmetlik bizi ev verdi. Onun yanındaydık zaten. Bizim kız da o zaman evlendi. Bizim kız 1966'da öldü. 5 tane çocuğuyla. Bu Zarcam Atil Çaldakıla. Çocuklar biri 1 yaşına kaldı, biri 2 yaşına kaldı, biri 3 yaşına kaldı. Böyle 5 çocuk. Bizim hepsi 4 çocuğumuz var. Çocuklar indi, ondan büyüdü, babası evlendi, öldü, benden evvel öldü, yine bakacaktık Amat dayın. O arada o sene bir de muhtarı vurdular bizim köyde. Burada okulda muhtar okuldaydı ne? Ali Şahin diye muhtarın adı. Onu vurdular, bizim kız da o sene öldü 1966'da kızım. Başka ne diyorsun? Askerliği nerede yaptın Bekir amca? Askerliği Babaeski'de yaptım. Askere işte ondan sonra askere gittik, geldik. Askerden geldikten sonra oldu bu muhtar vurma davaları. Ben de evlendim, bir sene sonra askere gittim. Babaeski'ye doğru böyle sivil elbiseyle, kendi elbiselerimizle gittik orada. İki sene orada yaptık, geldik. Süllerden 8 tane artık arkadaşıma, hepsi öldüler, bir tane kaldı Davşan. O da benimle gittiydi askere, o da beraber gittik hepimiz de. Davşan denizde duruyor, onunla beraber konuşuyoruz bazen. O reislik falan yaptı. Başka geldik, üzümcülük yaptık, şey yaptık. Bağ yetiştirdik, yer aldık. Ondan sonra birkeççilik yaptık. Tütün dikiyorduk o zamanlar. Efendim, bağlardan çok yaş üzüm sattım. Allah bin bereket versin. Hacı'ya gittik 2004 yılında. Hacı'ya gittik ablanla beraber. 44 günde geldik oradan. Yılbaşı orada geçti. 2004'te buradan gittik. 2005'te geldik Hacı'dan. Bir sene oldu gari diyiveriyoruz gari biz onu soranlara. Öyle değil de işte bir 43 günde geldik. Allah kabul etsin, o vazifemizi de gördük kızım. Başka işte muhtarı vurdular o sene. Bizim kız da mevat etti. O çocuklarla böyle işte böyle. Şimdi de böyle hayata yine devam ediyoruz. Bağcılık hayatına. Muhanırda muhtacımız yok. Allah'a şükür olsun. Çoluğumuz çocuğumuzun hepsi de iyi. Evleri var Denizli'de. Biri Ankara'da duruyor. Biri İzmir'de doktor. Torunlarım iki tane İzmir'de doktor. Hatta uzman oldular. Acar kendim biraz rahatsızım. Kalpten rahatsızlığıma. Ameliyat olacağız ama götürdük. Gittik oraya İzmir'e. Oğlan götürdü. Her muamelelerini yaptırdılar. Kalp papağı dahi geldi bak. 50 milyon liraymış kalp papağı. Devlet ödeyecek. Bunu verendiler. Gönlüm olmadı. Devlet hiç etmiyor. Biraz daha iş ettim. Gel kızım. Yürüyordum oradan bıraktım geldim. Şimdi şöyle rahatım iyi. Hoş geldin. Ayşegül. Gel. Gel gel. Gelin siz de. Kaç yıllık evlisin Bekir amca? 1953'te evlendik işte. 53'ten mesela 15'e kadar aşağı yukarı 53 47 15'te daha 47 15 60 15 daha 47 kaç yapıyor Ayşegül? 83 mü yapıyor? 83. Şimdiki evlilikler bu kadar uzun sürmüyor. Sence sürmüyor. Neden? Bilmiyorum ya, onlar işte anlaşamıyorlar böyle. Hem gece evleniyorlar. Gece evlenmek iyi değil bence.
Zorluyor, dana siliyor iyi ama sağlam olmalı insanlar, böyle çocuk olmamalı. Böyle kızlara dur da bırak veriversen bence iyi değil kızım. Yani günah yani. Hem günah hem de o kızın bir şeysi var. Bir rızkı var tabii. Lekeleniyor oradan, bir şey oluyor. Ben kızımı öyle vermem yani şimdi başlarsan. Kızım evlendirir ben ama o şekilde vermem. Ne mesela vermem yani. Böyle gözüm yönden ırmam kızımı, neye ırcam? O şekilde olmaz. Ben vermem yani. Eskiden zor zamanlarınız geçmiştir muhtemelen. Eski zamanlardan bu pirket döktüğünüz... Bu Van Gül'le pirket kestim. Bu Van çok çalışıyordu bana, Allah razı olsun. 8 sene bak pirketçilik yaptım ben, 8 sene. Bunu kendim kestim. Paraları orlardan aldım. Hiç fakirlik var o zaman ya. Bak bu evi 8 sene pirketçilik yaptım. Ondan sonra böyle de kamyonculuk aldık. O Leyland diye kamyon aldık. Kamyon İzmir'e gelip giderken ortak, 4 tane ortağıydı kamyon. Herkes traktör yazılıyor orada. İş arayanlar, kamyoncular biliyor musun? Gel gidelim dediler bana. Ben bek ora bura dalbızlamam yani. Gel gidelim ya. Vardı oraya, sen de yazıl dediler bana böyle. Yazıldım. Şimdi. Aradan böyle 5-6 ay sonra bir mektup geldi. Oradan sıranız şudur dediler. Mektubu bizim Aytekin dayı var ya, vardı çalda, ona gösterdim. 120 dönüm arazi istiyorlar. Para istiyorlar, peşin para. Traktör 84.800 lira. Bak traktör. Peşin para istiyorlar. Aytekin dayı ben bir bakayım bir dedi. Allah razı olsun bir kere. Şimdi baktı mektuba. Sen dedi traktörü alırsın dedi bana. Nasıl alacaksın abi ya dedim, ben param yok, pulum yok. Ay dedi. Arazi istiyorlar bir de dedim, 120 dönüm dedim. Sana dedi hepsi var dedi. Arazi de var dedi, para da var dedi. Benim arazileri sana ver, şey ettirin, seni ettiriverim ben dedi. Para da alıverin bankadan dedi. Oradan getirdim traktörü, bir sene kullandım. Öyle çok kullanmadım daha. Onun karınla 128 bin liraya sattım traktörü, Kelavranlara o traktör işte. Bankaya borcu da ödedim. Bu evi onun karını yaptım ben. Bak 76'da yaptım bu evi. Ondan sonra bir iki tane daha aldım sattım traktör. Hem kamyonculuk yapıyoruz hem böyle her traktör alacak param var millette. Böyle sıradan. Geliyorlar benim böyle bu aşağı Zeytlo Nazım filan dayılarla, dayılarlardan bu ölen öldü Keravran'ı ya, ondan da aldım Abdurrahman'dan daha bir hafta oldu öyle bak. Onlardan filan çok para kazandım bak, hem o yandan hem o yandan Allah'ıma şükür bin kere oğlanlara da Hacıdayı'ya gittim geldim 10 milyon lira para verdim bak. O zaman para yine denizden bir ev yapacağız dedi. O 30 bin liraya ben azdıydım ha. Şimdi de var yine param, 5-10 kuruş param var. Yani o paralar gari benden aldılar elimden olanlar. Sen de oraya bura veriyorsun. Paralar batıyor orada burada diye. Hatta birkaç kişiye verdiğim böyle kal 50-100 lira aramayı veriyorsun ver onları zaten. De aldılar elimden. Bir harçlık kadar param var elimde. 4-500 bin lira yine param var. 870 lira da aylık alıyorsun. Rahatımız iyi kızım, böyle. Zor zamanlarda bu paraları biriktirip başarılı olmuşsun. Oldum. Bu üzümcülük, tüccarlık yaptığın dönemlerde nasıl, zor muydu bu kadar? Hayat zor muydu? O zamanlar hayat tabii zordu. Canavar çok o zaman, böyle. Mesela birbirini üzümcüler istemiyordu. Mesela ben pirketçilikten ben pirketçilikten çok başardım, çok para kazanıyordum. Bu Van Gül'e kaç para vermeye, bu Van amcan, onlara, o Mustafa amcan da öldü ya, yazık.
Onları çok, ikisi bir gelirlerdi. İşte kaç torba içeceğiz biliyorum ya. Hacı Osman'dan Şali, bak bu kadar zengin adam, indi benim ömrüm kesip kesmez o Şali. Çaldı. Ben yaşta var o da zaten. Erkenden giderdi böyle, 20 torba, 25 torba keseceğiz falan derdim ben. Onu hazırlaya koydu. Biz varasıya kadar anahtarı oraya bir yere koy veriyorduk. Kümente çalacaklar mı? Kümenteyi de fabrikadan alıyorduk. Kumunu kendimiz derelerden çekiyorduk. Kışın bu zamanlar kum çekiyorduk. Don olmadığı zamanlar. Buvan falan kuma giderdi yazdık. O çolak el gezinle ya. En dürüst çalışırdı en buvan. Ne kadar dürüst çalışırdı. Hiçbir deneyiyle yapmazdı yazdık. O elinle öyle pirketi keserdi bazen. Ben gitmediğim zaman da kamyoncu alınca Süleyman giderdi kamyonun başına, ben orada kalırdım ha. Süleyman kaldığı zaman ben giderdim ha kamyonun başında. Ekseriyetle ben giderdim. Diyeceğim böyleliklerle işte uğraştıktayım. Hayatı garantiledik Allah'ın izniyle. Bağda aldım, tarlada aldım, kamyonda aldım. 5-6 tane traktör aldım, sattım bak o traktörlerden. Çok. Hiç. Çocuklarını hepsini okutmuşum. Nasıl? Çocuklarımı hepsini de okuttum. Bak hiç kimseye onların da muhtaçları yok. İzmir'deki Kadir abin biliyorsun. 3 tane evi var, dikili de var, İzmir'e gitsin de var. Çocukları doktor oldu. Ankara'da Hüdayi'nin de yine onun da evi var orada. Onun çocukları da okuyorlar. Onun hanımı biraz rahatsız da mı? İyileşti gari. Rahatsızlaştı yani kadın. Diyeceğim bu. Başka bir soracağınız varsa